bir gerçeğin üzerinden örtüldüğü ve gizlendiği son derece açık bir şeyi belirleyelim. 15 Temmuz siyasal İslamcı bir darbe girişimidir. Şeriatçı bir darbe girişimidir. Dinci bir darbe girişimidir. Her nedense AKP iktidarı bunu başından beri gizlemeye çalışıyor. FETÖ'cü demek yetmez. Kim bu FETÖ'cü? FETÖ'cüler kim? Fetullah Gülen cemaati Türkiye'deki çok sayıdaki siyasal İslamcı, şeriatçı, tarikat Cumhuriyet düşmanı tarikat ya da cemaatlerden biri. Şimdi 15 Temmuz bir efsaneyi yıktı. O efsane ne? Bu ülkede kemalistler darbe yapar. Darbeci kemalistler efsanesini yıktı. Oysa bütün darbeler 12 Mart ve 12 Eylül dahil gerici darbelerdir. Bundan ayrılacak tek şey 27 Mayıs'tır. 27 Mayıs da zaten klasik bir darbe değildir. Bir ihtilal olarak değerlendiriliyor bu nedenle. Genç subayların bir hareketi, sivil ee, bazı muhalefet kesimlerine, aydınlara, öğrencilere filan da dayanan, onlar tarafından da desteklenen değişik bir yapıya, karaktere sahip. Çünkü asıl darbeyi yapan Menderes'ti. Yani Hı -hı. tahkikat komisyonu darbesiyle demokrasi askıya almaya, seçimleri ertelemeye, Cumhuriyet Halk Partisi'ni kapatmaya kalktı. Yani demokrasiye son vermeye kalktı. Ona karşı bir müdahale. Sonuçları dramatiktir. Üç kişinin idamı kesinlikle cinayettir ve onaylanamaz, kabul edilemez ama... 27 Mayıs anayasası sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en demokratik anayasalarından biri. Hiçbir darbeden sonra demokratik bir anayasa yapılmaz. O bakımdan klasik darbelerin dışında değerlendirilebilir. Onun ötesindeki bütün darbeler, faşist darbelerdir, NATO'cudur. Ama 15 Temmuz'un ayırıcı bir özelliği vardır. Şeriatçı bir darbedir değerli seyirciler. AKP iktidarı bunu görmezden geliyor. Peki kimdir bu darbeciler? 11 yıl AKP ile ortaklık yapan, AKP tarafından devlete yerleştirilen, ordu da Ordu da kumpas davaları düzenleyerek boşalttıkları yerlere AKP tarafından atanan <laughs> e, yüksek askeri şura kararlarıyla general yapılan e, kıdemi, e, mezuniyet notları, sicil notları yetersiz başarısız bir takım albayları general yaparak çünkü bunlar çaldıkları sorularla girdikleri için bu harbi evet. okullarına, önemli ve büyük okullara, insanların insanlar okul hakkı yedikleri için, insanların hakkını ve hukukunu çiğneyerek oralara girdikleri için genelde başarısızdırlar. O yüzden general olmaları çok zor. Fetullah Gülen cemaatinden birinin bir talebelerimiz dediği o cemaatinden birinin albay olmasına inanamadığını söylüyor bir sohbetinde. Albay olduğuna inanamamış. Şimdi bunları general yapan kim? AKP iktidarı. Bakın Tamamı 3 yıllık tu general neredeyse. Yurtta, yurtta su konseyi. İçlerinde bir iki tüm general var. Yani şey e, Akın Öztürk, e, Or General Akın Öztürk sonradan buna katılmış. Klasik bir Fethullahçı değil. Hı hı. Onun altını çizelim. Yani o daha çok faydacı, çıkarcı. Ulan devlet başkanı olabilir miyim acaba bu karambol ile hesabı yapan faydacı. Bu faydacılar da var içinde. Şimdi bir kere bunu kabul etmek lazım. Ne zaman bunlar terfi yapıyor? E, Ağustos 2013 Ağustos Şurası'nda 2013 Ağustos'u bize neyi hatırlatıyor Ergenekon Balyoz gibi davaların karara bağlandığı mahkumiyetlerin ortaya çıktığı onlardan biri de benim on buçuk yıl mahkum, ed 10 evet. yıla mahkum edildim ben rektörlerin aydınların gazetecilerin bulunduğu göstermelik bazı çete mensuplarını da o yapıyı kirletmek bu şeyi bu tabloyu kirletmek ve topluma inandırıcılık kazanmak için aralara monte ettikleri bir davaydı bu ve Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları. Askeri casusluk, balyoz gibi davalarda tamamen askerler yargılandı. Onlardan e, boşalan yerlere Fethullahçılar atandı. Tamamen. Yani ve irtica soruşturmaları, AKP iktidarı döneminde bitirildi. Neydi bu irtica soruşturmaları esas olarak? Fethullahçılar, değerli seyirciler. Fethullahçılar tasvir edilecekti. Bunu engellediler. Şimdi e, Recep Tayyip Erdoğan'ın Binali Yıldırım'ın Ondan önce Ahmet Davutoğlu'nun Yüksek Askeri Şura kararlarına şerh düştüğünü bilmiyor muyuz biz? Bir takım ihraçlara şerh düştüklerini, o şerhler, şerh düştükleri ihraçlarda ordu dışına emekli edilen, üstelik emekli edilerek gönderilen kişiler fetullahçı değil miydi? Şeriatçı değil miydi? Tarikatçı değil miydi? Onlar geldiler 15 Temmuz'da darbe yaptılar. Peki niye yaptılar? Bugün ben Tele1.com.tr'de yazdığım yazıda da, ki bir seri tweet, e, Twitter mesajı olarak evet. da yayınladım, yazdığım yazıda da, ki 15 Temmuz yazısıdır o, e, ilgilenen seyircilerimiz bakabilir Tele1.com.tr'ye, e, orada da belirttim. Ortadaki diğer gerçek ise şudur, 11 yıl beraber ortaklık yaptılar. Adliye ve polis Fethullahçı çeteye teslim edildi. Peki niye kavga çıktı? Şu nedenle kavga çıktı değerli seyirciler. Yani e, ele geçirdikleri devlete ya da yıktıkları cumhuriyetten elde ettikleri ganimeti nasıl paylaşacakları konusunda bir kavga çıktı. Bir anlaşmazlık çıktı aralarında. Ele geçirdikleri bütünüyle ele geçirdiklerini düşündükleri devlete kimin hakim olacağı, kimin belirleyici olacağı evet. konusunda aralarında bir ihtilaf çıktı. Bu ihtilaf bir kavgaya, kavga bir çatışmaya dönüştü. Kavganın ilk işaretine 17-25 Aralık yolsuzluk soruşturmaları. Fethullahçı çete yolsuzluk soruşturmaları ilk hamleyi yaptı. Yani adliye ve polise dayalı bir daha düşük yoğunluklu, daha yumuşak, daha soft bir darbe yapabilir miyim denemesinde bulundu. Herkesi izlemişler. Recep Tayyip Erdoğan'ın oturduğu koltuğun altında bir de böcek var düşün. Yani dinleme cihazı var neredeyse. Bu halde. Yani Baykal'ın şeyini izliyor, gizli çekilmiş kasetini izliyor, izlerken onu çekiyorlar. Evet. Yani izlerken, Çok onu kare o, evet. izlerken onu çekiyorlar, İzlerken onu çekiyorlar, dehşet bir karedir. Etrafı kuşatılır ama buna izin veren, aynı menzile farklı yollardan gidiyoruz diyen kim? Recep Tayyip Erdoğan. Peki aynı menzil ne? Neydi bu aynı menzil? 15 Temmuz darbesiydi işte, 15 Temmuz darbesiyle yapılmak istenendi. 15 Temmuz darbesi laik demokratik cumhuriyete ondan geriye ne kaldıysa hı hı. yani bir kavram olarak söylüyorum bunu ondan geriye ne kaldıysa geriye bir kabuk kaldı zaten içi boşaltılmıştı. Ne kaldıysa onu yıkmak girişimidir. Ben 15 Temmuz darbesinin AKP tarafından tamamlandığını düşünüyorum. 20 Temmuz darbesiyle 15 Temmuz darbesi başarılı olsaydı Fethullahçılar ne yapacak idiyse hı hı. 20 Temmuz'da bütün Türkiye'de olağanüstü hal ilan edilerek AKP tarafından da onlar yapıldı. Dolayısıyla işte şu kitap, ben bu kitapta anlattım. Şimdi Kırmızı Kedi yayınlarından çıkan darbe içinde darbe kitabı. Yani ilgilenen seyircilerimiz bunu tele bir kitaptan alabilirler. Ee, 15 Temmuz darbesinin burada gerçek öyküsü var. Onu anlatmaya çalıştım. Onu değerlendirmeye çalıştım. Dolayısıyla e, gizlenen başka bir gerçek var, ona değinelim. Bu darbeyi kim bastırdı? Kim Herkes zannediyor ki darbeye, so darbeyi sokağa çıkan yurttaşlarımız bahsetti bastırdı. Onlar çok değerli. Sokağa çıkılmış ve darbecilere karşı bir direnişi sergilemiş olmak son derece soylu bir davranış. Hiç itirazım yok. Son derece değerli. Fakat sokağa çıkanlar öyle milyonlar falan değil. Sayı var ortada. 30-37 bin kişi çıkmış. E, o bütün da... Türkiye'de. Şimdi bak, bütün Türkiye'de. O gördüğümüz kalabalıklar darbenin bastırılmasından sonra saat 12'den ya da 02'den sonra sokağa çıkanlar. Üzerlerine çıkılan tanklar ise darbeyi bastırmak için gelen tanklar. Peki kim bastırdı? Yani o ağır silahlara, Skorsky helikopterleri, füzeler, roketler, ağır makinalı tüfeklere karşı kim direnebilir ya? Kimse direnemedi. Ankara'da Gölbaşı'nda özel harekat merkezini havaya uçurdular. 54, Melik Gökçek'in deyimiyle 54 polis orada şehit oldu. Evet. Kömür'e dönmüşlerdi diyor. Evet. Köprüde Çok tanklar evet. ateş açtı. Ortada iki tane toma yok. Uçmuş yani kalmamış. Evet. Kalmamış yani bir bir parçası bile kalmamış. Yok. Yani eğer daha fazla kan dökmeye kalksalardı o darbe başarılıydı. Peki kim önledi? Kim önledi? Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yurtsever subayları ve askerleri önledi. Darbeyi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ana gövdesi bastırdı. Peki kim onlar? Kumpas davalarından yargılanan yurtsever subaylar. Cumhuriyetçi subaylar, Atatürkçü subaylar. Hiç bahsedilmiyor onlardan. Şimdi bu, bak bundan bahsedilmiyor. Ya sanki yani dedi ya affedersiniz Eksos Borusu'na atletini sokan e, affedersiniz kavramı Sayın Erdoğan'a ait. Evet evet. E, vatandaşlarımız oldu onlar önüne dedi. Ya böyle bir şey böyle komik bir şey olmaz. Yani o ağır o vahim silahlara karşı ne polis etkili olabilir ne de silahsız vatandaşlar. Onlar ancak darbecilerin uçaklarını darbeye katılmayan bu, burada bütün öyküsünü anlattım. Eskişehir hava üstünden ki birinci jet hava üstüdür. Yani hava kuvvetlerinin birinci ordu komutanlığı gibi bir yerdir. En büyük hava üssüdür. Merzifon e, ana jet üstünden kalkan savaş uçakları e, darbecilerin elindeki F-16'ları, F-34'leri etkisizleştirdi. Skors Skorsky helikopterlerini etkisizleştirdi. Onların ineceği e, pisleri vurdular. Evet. E, Özel kuvvetler komutanlığı çatışmayla yer alındı. Jandarma genel komutanlıkları çatışmayla geri alındı. E, Ankara'yı ele geçirmişlerdi zaten. Peki evet. İstanbul'da ne oldu? İstanbul'da bizim birlikte yargılandığımız 3 yıl 2 ay, 3 yıl 4 ay hapis şeyi yatan, hapis yatan albaylar şehit oldu. Ne yaptılar? Maltepe Mekanize Zırhlı Tugayı'na gidip oradaki darbeci generali etkisizleştirdiler. Orada çıkan çatışmada da şehit oldular. Daha biraz önce. Şimdi değerli seyirciler, birkaç ay önce hapisten çıkan subaylar bunlar. Kumpasçıların AKP FETULLAHçı çete işbirliğiyle kurulan kumpas davalarından hapis yatanlardır. Eğer İstanbul'da 72 tank çıktıysa sokağa sebebi budur. Eğer onlar müdahale etmeseydi 72 değil 372 tank çıkacak. İstanbul'u ele geçireceklerdi. Trakya'dan gelen zırhlı birlikler niye geriye döndüler? Yurtsever subayların çabasıyla geri döndüler. Trakya'da çünkü Türk Silahlı Kuvvetlerinin büyük gücü var. Neden? Hı hı. İşte Yunanistan'a karşı evet. Büyük gücü var. 125 bin kişilik bir ordudan söz ediyoruz. Yani bu ordu yani Balkanlardaki herhangi bir ülkeyi işgal edecek güce kapasiteye sahip. İstanbul'a doğru gelirken bunlar Çatalca'dan, Çorlu'dan geri döndüler. O tanklar, o zırhlı birlikler onu kim durdurabilir? Hiçbir güç durduramazdı. Ancak aynı kapasiteye sahip başka bir güç durdurabilirdi onu. Evet. Yürsever subaylar durduldu. Gizlenen bu. Gizlenen bu. Hatta hatta şeyin başında, e, darbenin başında camilerde sela okutarak sanki bir kemalist darbe yapılıyormuş havası yarattılar. Daha da kötüsü, ne olursa olsun biz ölen sayısını bilmiyoruz. 251 şehit deniyor. Peki hiç mi Fethullahçı ölmedi ya? Kaç kişi bunlar? Hiç mi darbeci ölmedi? Kaç kişi bunlar? Bunu hala bilmiyoruz. Böyle bir devlet olmaz. Peki bu sırada suçu teslim oldular darbeciler. Kazandı çünkü. Yani e, darbe karşıtları, Cumhuriyet yanlıları kazandılar. Erdoğan iktidarını, AKP iktidarını, o subaylara, o yurtsever subaylara, o cumhuriyetçi subaylara, askerlere, ya tabii ki darbeye karşı çıkan millete borçludur. Ama onlara ihanet ettiklerini düşünüyorum. Onlara ihanet ettiler. Bakın, albay, şeyde vurulan, 3 yıl hapis yatırdıkları albaylara şehit olduktan sonra general cübbesi verdiler. Yani onlar... Hasta Cezaevi'nin e, duvarları onların anılarıyla doludur. Beraber yattıkları arkadaşları onların anılarını anlatıyorlar. Ahmet Yavuz Paşa bizim e, askeri konulardaki danışmanlarımızdan biridir. Yani yorumcularımızdan biridir. E, tüm generaldir. Önemli bir görevli. silahını alıp çıktı. Kuleli'den evet. gelen, Kuleli'den gelen, Kuleli Askeri Lisesi'nden gelen birliğin önüne çıktı. Bir general olarak. Beylik silahıyla. Bunların peki Başka bir şey var. Bu askerlerin tümünün göreve geri yönlü dönmesi lazım. Kumpas davalarından yargılananların. Ben buradan sesleniyorum. Ey AKP iktidarı, ey Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Niye göreve ver, iade etmiyorsunuz? Tümü genç, sağlıkları yerinde, birikimleri yerinde, tecrübeleri yerinde. Ordu komutanlıkları yapmışlar. Tugay komutanlığı, Tümen komutanlığı, Kolordu komutanlığı yapmış insanlar bunlar. Darbeyi canla başla bastırdılar. Hayatlarını kaybettiler. Bakın jandarma genel komutanlığındaki çatışmada 16 kişi ölüyor. Jandarma Genel Komutanlığını darbecilerden alan general kim? Balyoz davasından 4 yıl yatan general. Ama tekrar görevine iade edilmedi değil. Mi? Yok yok, edildi. Yani birliğine geri dönüyor. Allah'tan geri dönüyor. Ha, tamam. Allah'tan geri dönüyor. Jandarma Genel Komutanlığı binasının kompleksinin yani şimdiki deyimde külliye bizim güzel Türkçemizde yerleşkesindeki Ankara'daki blok blok çatışma var. Fotoğraflar, kamera kayıtları var ya. Siper almış ateş ediyor general. Bakın ya adamı zaten 3, 4 ay önce 5 ay önce hapse, hapisten daha yeni çıkmış. 4 yıl yatırmışsınız utanmadan. Utanmadan yani 4 yıl hapis yatırmışsınız. Gerçekleri bunlar.